Hayır, kısırlık merkezine başvurmak direkt tüp bebek yaptırmak anlamına gelmez. Bize çift olarak başvurduğunuzda bir takım testler ve tetkikler yapıyoruz. Bunları her iki çifte de yapıyoruz. Hem anne adaylarına hem baba adaylarına test uyguluyoruz. Baba adaylarının işi birazcık daha kolay çünkü onlara sadece bir sperm testi yapıyoruz. Bu sperm testiyle spermlerin sayısı, hareketi ve spermlerin şekil bozukluğu olup olmadığını değerlendirebiliyoruz. Asıl daha ayrıntılı incelemeyi bayana yapıyoruz. Bunun nedeni de şu, bayanlarda birden daha fazla etken var, gebeliği engelleyebilecek veya gebeliği sağlayabilecek. Bunlardan bir tanesi yumurtalık, yumurtalık rezervi. Onunla ilgili testleri yapıyoruz. İkincisi, rahmin içinde bebeği taşıyacak yeterli alan var mı? Tüpler açık mı? Tüplerde herhangi bir problem var mı? Bunları öğrenmiş oluyoruz. Bunların sonucunda da çıkan elimize sonuçlara ve duruma göre yapacağımız tedaviye karar veriyoruz. Çok genel söyleyecek olursak, eğer tüpler açık, yumurtalık rezervi iyi, rahmin içinde bebeği taşıyacak yeterli alan var ve sperm tahilinde de ciddi bir problemimiz yoksa ilk etapta yumurtlama takibi yapıyoruz. Eğer bunda gebelik elde edemezsek bir aşama öteye gidip aşılama yapıyoruz. Eğer bunda da bir sonuç elde edemezsek son aşama olarak da tüp bebek tedavisine başlıyoruz.